Her toplumda seçkinler vardır. O seçkinlerin içinde her toplumda kendini birkaç nesil idame ettiren vardır. Ama aristokrasi için gerçekten hukuki bir kontrat sistemi gerekir. Yok, o yoktur. Yok. Şimdi İstermez kapıcı başı yani nedir? Ister, kapıcı başı. Kapıcı başı seçkin bir devlet memurudur. Peki kapıcı başlığı babadan ola geçer mi? Hayır. Oğluna o zaman nasıl olacak? Ve işin garibi oğlu da iyi eğitim görmüyorsa küt diye bitiyor. Sen de gördün, ben de gördüm. Koskoca sadrazamların yani 100 sene evvelki bir sadrazamın çocukları bir sürü halde sürünüyor. Sürünme sırf maddi değil yani manevi bakımdan da görüyorsun. Şimdi çok büyük bir ihtilaf var burada ama söyleyemeyiz. Ama aristokrasi sadece para sahibi olmak değil. Hayır yani. Kültürdür işte ise bir referans. Kapıcıbaşı'yı nasıl tercüme edeceksin? Kapıcıbaşı şeydir, bayliftir yani. Evet. Ketüdasıdır sarayın, çok önemli bir adamdır. Yani. Beyliftir, çok önemlidir. Yani şeydir, general rütbesidir zaten. Yani kod marşı gibi. Ama şurada bir şey söyleyelim. 3 asır mülkiyeti devam eden yalı çok az. Çok az. Ve ettiği zaman da görüyorsun ki dökülüyor varisler. Devletin en büyük derdidir. Şimdi yani aristokrasi olması için bir kere şey araziler olması lazım. Arazilerin babadan oğula devri oluyor mu? Osmanlı'da böyle bir şey yok mu? Yani düktü. Fatih şu var ama hani İngiltere'de büyük çocuğa kalıyor mesela. Gerçi ama işte o bir kanun koruyor onu. Küçüğü de Hindistan'a gidiyor. Şimdi bak ne oluyor demek mesela. Demek ki aristokrasi yok yani sonuç olarak. Duktör işeliyor diye bir adam var değil mi? O şeyde François zamanında. Birinci François, dördüncü Henri falan gidiyor. Duktör işeliyor'un iki oğlu var. Bir tanesini belirli bir varidatla alıyor. Kiliseye hediye ediyor. Yani bitti onun artık. Sülbü gitmeyecek. Öbürü oğlu dük olarak kalıyor ve Fransa Mareşal oldu sonunda. Öbürü ne oldu yani o kiliseye verdiği? Tesadüfen ve aklı erdiği için işte bildiğimiz kardinal oldu ve Fransa Başbakanı oldu. Çok önemli bu bak, dini de boş bırakmıyor adamlar. Onu öyle çünkü rastgele insanlara bırakamazsın. Köy papazı köyden olur o ayrı, fakat yani işin başında kendileri oturuyor. Ve bir çocuğa da dediği gibi bırakıyor. Bu bir müessese. Fakirleşse bile imkan var onu korumak için falan bir şekilde. Demin Rusya'da verdiğim örnek gibi. Bizde böyle bir şey istenmiyor bile. İstenmiyor bile. Yani bu şimdi çok açık bir şeydir. Şimdi bir örnek vereceğim, kızacak. Hangisi o? Seni. Ama biz Rusya'nın sayesinde sen, efendim, olmuş o. Yani sen tamam mali durumu iyi olan birisisin. Hayır fakat değil. Fakat çok zengin birisi değilsin. Çok kişi bilmez. Sen Şirinski Karaçayski değil misin? Evet benim. Çarın asili. Yani ama o Çar Rusyası onu veriyor Rusya'da. Bize. Yani işgal edilmedi. Yani Rusya'da olsaydı prens ortaydı. İhtilal olmazsa. Şirinski prensi, Şirinski prensi. Mirza olacaktı. Dayısının oğlu. Tabii. Ne hale gelmiştir zavallı. O aile şeyde o aileden.